Herkese merhaba. Bugün yine reisinin helikopter kazası ve o çerçevede olayları değerlendirmeye çalışacağım. Bu konuda bittikten sonra sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi bir kaza oldu ve bu kaza çok alışılagelmiş bir kaza değil. Daha önceden de söylemiştim, yazdım da. Herhangi birisinin bir kazada hayatını kaybetmesi bir yerde önemli bir kaza olabiliyor ama bir siyasetçi, bir devlet adamı, efendim bir cumhurbaşkanı olduğu zaman bu işler sabotaj mı, suikast mi ve benzeri gibi soruları daha çok sormamıza sebep oluyor. Ben bu konuyu devletin önemli yetkili isimleriyle de konuştum. Helikopter ve uçakların oldukça operasyona açık olduğu ifade ediliyor. Bu çerçevede de işte İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile birlikte Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir, Abdullahian, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti dahil 8 kişinin hayatını kaybetmesi büyük bir olaya sebep oldu. Hem coğrafyamız açısından hem de dünyada oldukça ses getirdi. Bu olayda bir İhmal var mı? Efendim, sabotaj var mı? Suikast mi? Bunların hepsi ayrı ayrı soruluyor. İhmal olduğu kesin. Yani bu ihmal nasıl var? İşte siz ülkenizin cumhurbaşkanını tutuyorsunuz. 45-50 yaşında bir helikoptere bindiriyorsunuz. Orada seyahat ettiriyorsunuz ve bunların bakımları ve benzeri gibi süreçlerde Amerika'yı, Batı'yı ambargo sebebiyle suçluyorsunuz. Ama diğer taraftan kaynaklarınızı siz kendiniz doğru kullanmıyorsunuz. Gidiyorsunuz, ülkenizde birçok sıkıntı var. Cumhurbaşkanınızı bile koruyamıyorsunuz. Kendi devletin içerisinde bir operasyon olma ihtimali de çok ciddi anlamda geçerliliğini koruduğunu da altını çizmek gerekiyor. Bu olayda başkalarını suçluyorsunuz. O da oldukça enteresan. Yani Suriye dahil olmak üzere bir sürü insanın elinin kanı İran'a bulaşmış durumda. Çünkü bunlar bir rejim ihraç etmeye çalışıyorlar. Yani bunların daha önceden de eleştirdim din ve buna benzer bir takım kisveler altındaki yaptıkları çalışmalar daha çok bir rejim ihracı ve oradan da bir kendi emperyal dağılımını, yayılımını yapmak ve çoğu zaman da batıdaki ülkelerle, Amerika ile, İsrail ile yaptıkları karşıtlıklarda birbirini besleyen bir süreç. Buradaki bu kazanın kime yarayacağını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Ama bir diğer dikkat çekici bir husus var ki bu helikopterin markası. Daha önce 2009'da rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit olduğu helikopterin de markası aynıydı. 12 Bell 206 Long Ranger tipi bir helikopter. O biraz daha küçük, sivil havacılıkta kullanılıyor. Bell Reis'in ekibinin kullandığı ise Bell 212 çift motorlu, askeri operasyonlarda ve benzeri gibi şeylerde de kullanılabilen bir helikopter. Ama netice itibariyle bundan sonra bakıldığı zaman orası muğlaklığını koruyacak. Ama diğer taraftan da birilerinin önünü açmak için bu kaza yapılmış gibi gözüküyor. Ve burada genellikle bu tür helikopter seyahatlerinde birden fazla kişi varsa birbirlerini bazen filmlerde de belki hatırlarsınız belli bir senkronize şekilde giderler. Burada pilotun da kendisinin bir intihar eylemi içerisinde olabileceğine dair bir takım ihtimalleri de dile getiriyorlar. Bile bile bunu da yapmış olabilir diyorlar. Ayrıca hatırlayalım, en son ziyareti Azerbaycan'dı. Azerbaycan'da da İsrail'in belli bir etkinliği var. Orada Azerbaycan'ı bir şekilde şüphe altında bırakmak, efendim bir taraftan Türkiye'yi de şüphe altında bırakmak gibi bir çaba da olabilir ama Türkiye'nin hiç böyle bir şeye ihtiyacı yok. Ve diğer taraftan yine bizim İHA'larımızın bulmuş olduğu ısı kaynağını bulmuş olması dünyanın birçok yerinde övgü sebebi olurken nedense içimizde 5. kol faaliyeti içerisinde olan bazılar tarafından bu görmezden geliniyor. CNN International bile Türk insansız hava aracı İran Doğu Azerbaycan eyaletin dağlık bölgesindeki ısı kaynağını tespit etti diyor. Reuters Türkiye'ye ait insansız hava aracı helikopterin enkazı olduğundan şüphelenilen yeri tespit etti diyor. Ayrıca İsviçre Türkiye için övgü dolu sözler söylüyor İHA'lar, SİHA'lar için. Mümkün olduğunca kendine yeterli bir yerli savunma sanayinin geliştirilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin bağımsız bir bölgesel güç olması yönünde uzun vadeli hedeflerin merkezli bir unsurudur diye başlayan ve devam eden bir haberi var. Dolayısıyla burada hem Erdoğan'a bu açtığı yolda hem de Selçuk Bayraktar'a teşekkür etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan baktığımız zaman da İranlılar oradaki
elemanlar hemen bir takım görseller yayınlamışlar. Orada cennete yerleştirmişler, selamlıyorlar. Kimin cennete, kimin cehenneme gideceğini ancak Allah bilir. Daha önce ölenler işte soldan sağa söyleyecek olursak İmam Ali Er-Rıza, Şii imamların 8.'si, Hicri 148'de Medine'de doğdu ve 20 yaşında Horasan'a gitti. Abbas halifesi Mamun tarafından Meşhed'e davet edildi. Orada zehirlenerek öldü. Meşhed'de türbesi Şiiler için önemli bir hac merkezi. Kasım Süleymani var ikinci sırada. 57'de İran'da doğdu. Birçok Suriyeli masum çocuğun katili olan bir adamdır bu Kasım Süleymani denen şahıs. Ağzımı bozmayayım dedim. Ayetullah Ali Haşim yeni vefat etti biliyorsunuz. 42'de İran'da doğdu. Cuma imamı ve İran Şura Konseyi üyesi reformcu görüşleriyle biliniyor. Ve bir şiir okumuştu herhalde o okumuştu o şiiri. Emir Abdullahiyan, gerçek adı Hüseyin Emir Abdullahiyan. 64'te İran'da doğdu. Dışişleri Bakanı ve eski Savunma Bakan Yardımcısı muhafazakar görüşleriyle tanınıyor. Ayetullah el-Kuddusi 5. sıradaki isim, gerçek adı Muhammed el-İsmeyli'dir. 27'de İran'da doğdu. O da Meşhed Cuma Namaz İmamı ve Şura Konseyi üyesi. 6'da Mahmud Kandi, İran'da doğdu 1931'de. Devrim Muhafızlar Ordusu'nun eski komutanı, reformcu görüşleriyle tanınıyor. Cevat Tonguyan, 46'da İran'da doğdu. Devrim Muhafızlar'ın eski komutanı yine, muhafazakar görüşleriyle biliniyor. Ve İbrahim Reis'i yine 2021'den beri Cumhurbaşkanı muhafazakar görüşleriyle biliniyor ve Malik Rahmeti 61'de İran'da doğdu. Devrim Muhafızlar Ordusu'nun eski komutanı yine muhafazakar görüşleriyle biliniyor. Muhsin Fahrizade 58'de İran'da doğdu. İran nükleer programının önde gelen bilim insanlarından biri ve 2020'de de suikasta kurban gitti. Muhammed Ali Recai 28'de İran'da doğdu ve 81'de İran'da Cumhurbaşkanı seçildi. Aynı yıl bir suikastle hayatını kaybetti. Yine diğer isimlere baktığımız zaman Cevat Bahoner yine suikastla hayatını kaybetti. Ayetullah Beheşti 81'de suikastla hayatını kaybetti. Hümeyni'yi herkes biliyor. Yani 1902'de doğdu. 79'da İran devrimine liderlik etti. 89'da ölümüne kadar da İran'ın ilk lideri oldu. Daha önce bu Amerikalıların desteklediği orada mesela Kermit Roosevelt'ın bir karşı darbe diye bir şey var. Orada bir darbe girişimi var. İşte Şah'a karşı yapılan o şeyler. Ve Şah'ın da oradaki en büyük günahı oradaki petrolü millileştirmesi gibi bir takım suçları var. Batı'ya karşı en büyük suç bunlar. Şimdi bakıldığı zaman buradan İran'ın bu ölümlerle yönetim nasıl şekilleneceği merak konusu olmakla birlikte diğer taraftan da ciddi bir burada kendi içerisinde bu coğrafyayı da etkileyecek bir durumu var. Ve son dönemde işte Orta Doğu'da işte bizim coğrafyamızdaki o değişimler, dönüşümlerde burada nasıl bir şekillenme olacağını da kendi içerisinde gösteriyor. Bunları da hep birlikte takip edeceğiz. İran hiçbir zaman Türkiye'nin dostu değil ama burada da onların Cumhurbaşkanı kazada hayatını kaybetti diye sevinecek durumumuz yok. Allah rahmet eylesin. Çok günah olduğuna inanıyorum. Yani o günahlarıyla ilgili de Allah affetsin demeyeceğim. Hiç kimse kusura bakmasın. Birçok insanın kanına girmiş birisi İbrahim Reis'i. Ama beni ilgilendiren şu, bu ölümün arkasında kim var ve bu ölüm bizim coğrafyamızı nasıl şekillendirecek? Bunları ben çok merak ediyorum. İzleyeceğiz. İran önümüzdeki dönemde bir parçalanmaya sebep olacak mı, parçalanacak mı? Ve benzeri gibi şeyler olacak. Onları da göreceğiz ama İran'ın Ermenistan'la Türkiye ya da Ermenistan'la Azerbaycan ihtilafında kimden tarafta olduğunu da biliyoruz. İran o süreçlerde hep bizim karşımızda kim varsa onun yanında oldu. Bir taraftan onlar için de bir Kürt ayrılıkçı hareketi söz konusuyken sürekli PKK'ya destek verdiler. Bunları da biliyoruz. Hiç unutmuyoruz ama İran bizim dostumuz değil. İsrail ve Batı hiç dostumuz değil. Onlar bizzat düşmanımız. Bunu biliyoruz. Neden? Çünkü PKK'ya destek veriyorlar. Çünkü Türkiye'nin aleyhine her türlü işi yapıyorlar. Ayrıca şunu da biliyoruz. Batı'nın adamları Türkiye'de çeşitli etkin görevlerde olabilirler. Ama onlar da bizim dostumuz değildir. Bunu da çok iyi biliyoruz. Bilmeyenler olabilir. Onlarla yol yürümek gerektiğini olabilir. Bu zihniyetini de daha önce mandacı, Amerikan mandası, İngiliz mandası ve benzeri gibi fikirler içerisinde olanlarla
aynı yaklaşım içerisinde olduklarını söyleyebilirim. Bir de İran'ın Türkiye'ye karşı hazımsızlığını şurada da görüyoruz. Türkiye gitti İHA'larıyla kaza yerini tespit etti. Yok, Türkler bulmadı, bizim dronlarımız buldu dediler. Belki kendi kamuoyunlarına şirin görmek istiyor olabilirler. Ama netice itibariyle biz bulduk kardeşim. Tüm dünya biliyor. İran, sen bunu karartmaya çalışırsan çalış. Burası bir gerçeklik. Ama diğer taraftan bakıldığı zaman burada teşekkür listesinde bazılarında birden fazla orada bayrakların olduğu listeler var. Bazılarında Türkiye'ye ve Azerbaycan'a yer verilmiyor. İşte biz İran'ı biliyoruz. Siz de unutmayın. Tekrar söylüyorum. Bu kazadan dolayı bir sevinç içerisinde değiliz. Zil takıp oynamıyoruz. Ama bunun etkisini görüyoruz. İran da bizim düşmanımız değil ama dostumuz da değil. Bunu da biliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Beğenilerinizi ve aboneliklerinizi de bekliyoruz. Hepinize selam, saygı ve sevgilerle. Hoşça kalın.